29. seans gümüş test 1'i çözüyoruz. Ee, birinci soruda ABC'de yamuk demiş 140 derece. Şurası 50, burası Y, burası X. Bu yamuk da şu üst taban, alt tabanla paralel olduğuna göre. Burada paralel kenarlık özelliği var. Dolayısıyla 140 ile X'in toplamı 180 olduğundan x'e 40 düşer. Bakın toplayınca 180 yaptı. Aynı şekilde bu ikisinin toplamı da 180 olacak. 180'den 50 çıkınca buna da 130 kalıyor. Bu ikisinin toplamının bir özelliği yok. Sadece paralel e, e, doğrular arasında kalanlarda geçerli bu 180 ölçüsü. Y ile x'in farkını sormuş. Y 130 bulduk. X'i 40 bulduk. Farkını alınca 90 bulur. ABCD yamuk. Şurası 50 derece. AC, AB'ye eşitmiş. AC uzunluğu, AB uzunluğuna eşitmiş. Bu ikisi birbirine eşitse taban açıları birbirine eşittir. Yani buna X dedilerse buna da X derim. Burada bir ikiz kenar olduğu ortaya çıkar. Nereden anladık? AC, AB'ye eşit dediği için. X soruyorlar bize şimdi. Şurası 90, şurası 50 ise buraya 40 düşer. Üçünün toplamı 180 olduğu için. Ve bu yamuk olduğundan şu paralellikten dolayı şu z'yi görmen gerekir. Burası 40 ise o zaman buraya da 40 veririz z'den dolayı. Şimdi artık şu ikiz kenar üçgenin taban açılarını bulabiliriz. Şu üçünün toplamı 180 olduğundan 180'den 40 çıkarırız. 140 buluruz. Bunu da 2'ye bölünce x'leri 70 buluruz. x'in değeri neymiş? 70'miş. Bu soruya bakalım. Bu yamukmuş yine, e, dikmiş. BHAD'ye bakın, burası 90 diyor. Bu da aç ortay diyor. Tamam. Buna göre şurası 140sa x kaçtır? Şimdi arkadaşlar, şurası aç ortay değil mi? Şimdi bu yamuk olduğu için alt tabanı, üst tabanı paralel. Şuradan şunu indirdiğimdeki şu e, paralel kenar özelliğinden, burası 140sa şu B açısının ne olması lazım? 40. İkisinin toplamı 180 olacağından. Bunu da açı ortaya iki eşit parçaya böldüğü için ne olur? 20'ye 20 bölünür. 20, 90 x'in değeri nedir? 70'tir. 180'e tamamladık. Yine şeklimiz yamuk diyor. AD, AE'ye eşitmiş. Bakın bu işe eşitliği göstermişler zaten ikiz kenar diye. Şurası da 30, burası da 30. Burada açı ortay varmış. Pardon. Buna göre x'i soruyor bize. İşte burada x. Şimdi bu x kenar olduğu için ve tepe açısı 30 olduğu için şu eşit olan taban açılarını bulabilir miyiz? Buluruz. Nasıl buluruz? 180'den 30 çıkar. 150. 150'yi 2'ye böl. Bu açılar 75. 75 diye bulunur. Tamam. Şimdi Şimdi x'i bulmak için şunu yapacağım. Bu paralel kenar özelliğinden şuradaki a açısıyla ve d açısının toplamının 180 olması gerekir. a açısında ne var? 60 var. Demek ki d açısında ne olması lazım? 120 olması lazım. 60, 120 daha 180 yaptığı için. 120'nin 75'ini buraya verdiysem 120'den 75 çıkarınca x'e ne kalır? 45 kalır. Bunun cevabı da e oldu. Burunç biraz fazla mı parlıyor? Oh, iyi. Devam edelim. Beşinci soruda. A, B, C, D, yamuk. E, A, C, eşitmiş. Bakın A, uzunluğu, A, uzunluğuna eşitmiş. Böyle göstermişler. Burada ikiz kenar var demek Yani bunun karşısı 65 ise bunun karşısı da 65 olacak. Devamında bu ikiz kenar şu tepe açısını yazalım. 65, 65, daha ne yapar? 130 yapar. 180'den 130 çıkınca şu tepe açısına 50 kalır. Devamında burada ne yapabilirsiniz? Ee, Z'den dolayı burası 50 olur diyebilirsiniz mesela. Üçgenin iç açılarını şu 110, 50 diye bulabilirsiniz. Veya dersiniz ki şurada paralel kenar özelliği vardır. A açısıyla D açısının toplamı 180 olacak. 180'den 110 çıktı. Bu A'ya ne kaldı? 70 kaldı. 70'in 50'sini buraya verdiysem buraya 20 veririm. Bakın toplamı 70 olacak. Demek ki neymiş? 20'ymiş diye de yapabiliriz. Altıncı sorumuzda birden fazla ikiz kenar var. Bakın bu ikiz kenar üçgenmiş. Ayrıca bu da ikiz kenarmış. Ayrıca bu da ikiz kenarmış. Şöyle görüntü bulanık gibi oluyor. Evet şöyle. Şimdi bilinenden bilinmeyene gidelim. Şu açısı verilen 80 verilen üçgenden başlayalım bulmaya. Çünkü diğerlerinin bir açıları verilmemiş. Bilmiyoruz. Tepe bu açısı 80. Taban açıları eşitse ikiz kenar olduğundan. Bu açıları nasıl bulursun? 180'den 80 çıkarırım 100. 100'ü 2'ye bölerim. Buraları 50, 50 diye bulurum. Bu ikisi bulundu bile. Tamam. Devam edelim. Şurada da ikiz kenar var. Hatta bu açılar birbirlerine ikiz kenar olduğu için eşitler. Şimdi bizim bir üçgende iki iç açının toplamı komşu dış açıyı veriyor. Bu ikisinin toplamı 50 ise bu ikisine 25'er vermeliyim ki 25, 25 daha 50 olsun. Tabii eşit vereceğim. Çünkü ikiz kenar demişler. 25 diye bunu da bulduk. Dağıtısı var. Bu soruda Z'yi göreceğiz. Çünkü bu bir yamuk. Yamuk varsa paralellik vardır. Yani üst taban, alt tabana paraleldir. Dolayısıyla paralellik varsa Z'yi görürsün. İşte Z. Gördük mü Z'yi? Bu Z'den dolayı burası 25'te. Buraya da ne diyeceğim yine? 25 diyeceğim. 25'i de buraya yazdıktan sonra bu üçgenimiz de ikiz kenardı. Burası 25 ise o zaman ikiz kenar olduğu için buraya da 25 diyeceğim. Çünkü AD'nin DC'ye eşit olduğunu göstermişler. 25, 25 daha 50 eder. 50'yi 180'den çıkarırsak ne buluruz? X'i 130 buluruz. Evet, ikinci teste bakalım. İkinci testte paralel kenar var, varmış galiba. Sanırım görüntüde öyle gibi ama sorudan anlayacağız. ABC de yamuk. Evet, yamuksa şu üst tabanla şu alt taban birbirine paralel olacak. Bir de AD e, paralelmiş bakın. AD EC'ye ayrıyeten paralelmiş. Ha, yani şimdi işte paralel kenar olduğu ortaya çıktı. Neden? Bu ikisi birbirine paralel. E bu ikisi de birbirine paralelse burada bir paralel kenar var demektir. Şimdi bu paralel kenarda ne yaparsın? Yöndeş açı olduğu için burası x ise burası da x dersin. Çünkü bu açının birer kolu paralel diğer kolu ortaksa bu açılar yöndeştir. Şimdi arkadaşlar bu x ise bu da x'tir. yerleştikten sonra bu da x olduğunu yerleştirdikten sonra şuradaki açı ortayı da e, görelim şuradaki Z paral e, paralellik var ya yamuk olduğu için şuradaki Z'yi şöyle göstereceğim size. Bu Z'de burası X ise burası da X midir? Evet. Zaten paralel kenarlarda şu karşı köşelerin ölçüleri birbirine eşit oluyor. E, açı ortay olduğu için bu ikisi birbirine eşit demişler. O yüzden bu da X. Bunu yaptığım zaman ortaya çıkan şu oldu. Bunun ikiz kenar üçgen olduğu ortaya çıktı. Bu x'miş, bu da x'miş. Bu üçgenimizin ikiz kenar olduğu ortaya çıktı. X'leri nasıl bulurum o zaman? 180'den 70'i çıkarırım. 110. 110'u 2'ye bölerim. X'leri 55, 55 diye bulurum. İşte değişik oldu. Evet bir sonraki sorumuzda üç kenar uzunluğu verilmiş bir taban açısı 58 bize x'i soruyor. Bu bilgilerin dışında şeklin yamuk olduğunu söylemişler başka bir ekstra bilgi vermemişler. Arkadaşlar böyle üç kenarı verilmiş ee, ya dördüncüsünü soruyor olabilir veya açı soruyor olabilir böyle çok kenarı verilenlerde şu yola gideceksiniz paralel kenar çekeceksiniz ya d'den aşağıya doğru ya C'den aşağı doğru. İkisi de fark etmez. İkisi de bizi sonuca ulaştırır. Bir paralel kenar çekeceksiniz. Ben şunu yapmak istiyorum. D'den aşağıya çekmek istiyorum. Çektim. Buraya da bir paralel kenar oluşturmuş oldum. Paralel kenarın tepesi 2 ise aşağıya da iki düştü. Tamamı 6'dan. Şu 2'yi çıkarınca buraya da 4 düştü. 4, 2 daha 6 bakın. Şimdi paralel kenarda e, yöndeş açı olduğu için bu x ise buraya da x'i getirdik mi? getirdik. Bakın burası x yöndeş açı olduğu için buraya da x dedik. Devamında şunu fark ettik. Burası 4'müş, burası da 4'müş. E bu ikiz kenar o zaman 4'e 4. E o zaman bu 4'ün karşısı x ise öbür 4'ün karşısının da yine ne olması lazım? İkiz olarak x olması lazım. İşte buradaki üçgenimizde x, x, 58 diye üçgenin iç açılarının toplamından 180'den buluruz. 180'den önce 58'i çıkart. 180'den 58'i çıkarınca 122 buluruz. Bunu da ikiye böleriz. 61 buluruz. X'lerimiz 61, 61 diye bulunmuş oldu. Diğer bir sorumuz da şu şekilde. Bu nokta orta nokta bu nokta da orta nokta o zaman bu vatandaş orta tabandır burası 4 burası x burası 6 direkt orta tabanı vermişlerse diğer tabanını soruyorlarsa hemen formülümüzü kullanacağız orta taban formülümüz neydi alt tabanla üst tabanı topluyorduk 4 ile x'i toplayıp 2'ye bölünce neyi buluyorduk orta tabanı yani 6'yı buluyorduk e, x'i bulmak için ilk kere 6 12 içler dışlar yapacaksın 12 eşittir 4 artı x olur değil mi? 4 8 daha 12 olduğuna göre x'imiz ne olur? 8 olur. Evet. Devam edelim. 10. sorumuz da tabii sizde 10 değildir. 4. sorudur. E ee, bu 7, şurası 8, 6 burada 9 var. O zaman aa, 90 derece var. Direkt yani hani hiçbir şeye bakmadan 6 8 90'ın karşısı 10 diye hemen şunu bir yazmak istiyorum. Bu 10 orta taban. Nereden anladım? Bu ikisinin orta noktası E'ymiş. Bu ikisinin de orta noktası F'ymiş. O zaman mecburen bu ne oluyor? Orta taban oluyor. AB uzunluğunu bize sormuşlar. Yani alt taban uzunluğunu bize sormuşlar. Ee, orta tabanı biliyoruz üst tabanı biliyoruz. O zaman e, orta taban formülümüzü direkt kullanırız. Alt taban yani AB uzunluğu artı üst taban yani 7 toplayıp 2'ye böldüğümüzde biz neyi buluruz? Orta tabanı yani 10'u buluruz. Burada işler işler yaptığım zaman AB artı 7 eşit olur. 10 çarpı 2'den 20. 7'yi karşıya atarsam AB ne olur? 20'den 7 çıktı. 13 olur. İşte E ee, diğer sorumuza bakıyoruz. Burada da bu bir yamuk demiş. Yamuksa hemen şu paralelliği yerleştireceksin. Bir. İkincisi buna göre alan ABC'de tüm alan nedir diye soruyor. Şimdi ben bu böyle bir yamuğun e, alanını bulmak için ne yapmalıyım? Alt tabanı, üst tabanı toplayıp yani formülüm öyle işte. Çünkü alt tavan artı üst tavan çarpı yükseklik bölü 2'yi bulabilirim. Veya bu formülü bilmiyorsam şu üçgenin alanını bir bulup, bununkini bulup ikisini toplayabilirim. Aynı sonucu verir. Ama tabi bana bu durumda yükseklik lazım. Şu yüksekliği bulmamız lazım. Arkadaşlar bu yüksekliği bulmak için şu üçgende öglitten yararlanırsın. Öglitimizde burası dik, şurası dik, e, burası da dik. Ne oluyor o zaman burada? Öglit oluyor. Şu yüksekliğe haş diyorduk. Haş kare. P çarpı K dediğimiz ögleti kullanıyorduk. Yani şuraya yazalım. H kare eşittir. P'miz 8, K'miz 2 olmak üzere. 8 çarpı 2. Bunu 9. sınıfta öğrenmiştik. Dik üçgen konusunda dönüp orayı tekrar ederseniz hatırlarsınız. H kare 16 çıktı bakın. Kimin karesi 16, 4'ün karesi. Demek ki yüksekliğimiz neymiş? 4'müş. Artık alanı bulabiliriz. Alanı bulmak için formülümüz şu şekildeydi. Alt taban yani toplu alt tabanı ne? 8 2 daha 10 eder. Alt taban 10 artı üst taban yani 6 çarpı yükseklik yani h neydi? 4 bölü 2. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Burada 16'yı 4 ile çarp 64. 2'ye böl 32 diye işlem yaparsın. Sırada ee, sıra Buradaki soruda işin içinde ne var? Benzerlik var. ABCD yamuk. Şu bölgenin alanının, şu bölgenin alanına oranı soruyor. Şimdi bu bir yamuksa arkadaşlar. Üst tabanla alt tabanın arasındaki uzaklık bunun neyini verir? Yüksekliğini verir. Dolayısıyla bu tarafta yükseklik haşsa aynı yamuktan bahsediyoruz. Bu tarafta da yüksekliğin haş olması lazım. Çünkü paralel iki doğru arasındaki uzaklık aynıdır hep e, ee, paralel olduğuna göre bu şekilde olacak. Şimdi birincisinin alanını e, küçük olan üç, e, yamuğun alanını bulurken nasıl yapacağım? Alt taban artı üst taban diyeceğim. Yani 3 bir daha 4 diyeceğim. Çarpı yükseklik h diyeceğim. Bölü 2 diyeceğim. Bu üsttekinin alanını buldum. Bölü şimdi bunun alanını bulalım. Orantıya yerleştirmek için. Alt taban 5, üst taban 2, Alt taban artı üst taban deyince 5, 2 daha 7. Çarpı yine yüksekliğim h. Yine bölü 2 var. Şimdi bunda h'lar, bölü 2'ler birbirini sadeleştirince 4 bölü 7 kalıyor. Direkt cevap ne oluyor o zaman? 5 oluyor.